Yeni videomuzdan herkese selamlar. Galatasaray'da gündem yoğun. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Miralem Pjanic İstanbul'da kalmak istiyor. Kısa bir süre önce ismi Galatasaray ile anılmaya başlayan Pjanic gelecek sezon İstanbul'da kalmak istiyor. Beşiktaş'ta bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Pjanic beklenen performansından uzak bir görüntü sergiledi. Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini açıklarken Fransız basını Pjanic'in olası duraklarını duyurdu. Miralem Pjanic'in adı Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da daha önce Pjanic için eğer maaşında indirime giderse Galatasaray'da düşünebiliriz açıklamasını yapmıştı. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Pjanic'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Metin Öztürk'ten de çılgın proje 1 milyar TL gelir. Galatasaray'da gündem seçim Boğa içerisinde bildiğimiz gibi bir seçim yapılması planlanıyor. Başkan adaylarından olan Metin Öztürk de bugün kameralar karşısındaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metin Öztürk projelerinden de bahsetti. Bir projeden bahsetti ki Türkiye'deki en devasa proje dahi olabilir. Ne olacağını ne biteceğini tam detaylı şekilde dinlendirmese de Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde. Riva'da gelirleri daha yukarı çıkaracak bir projemiz var. Oradan 1 milyar TL ilave kaynak çıkaracağımızı düşünüyorum. Kemer bulgaz çalışmalarına bakacağız. 2-3 ay içerisinde orada harfiyat kamyonlarını görürsünüz. Yıl bitmeden basketbol salonunun temeli atılır. Flore ile ilgili Burak Elmas kıymetli bir çalışma başlatmıştı. Galatasaray'ın faydasına ise bu başkanın projesi diye kenara koyup yeni bir projeye gündeme getirmeyiz. Hem o projeyi devam ettirir hem de proje bitince Burak Elmas'a medya önünde teşekkür ederiz açıklamasını yaptı. Metin Öztürk'ün açıklamasına göre 1 milyar TL sadece ilave kaynak olacak. Döviz bazında hesaplamak gerekirse aşağı yukarı 64 milyon euroya tekabül ediyor. Gayet güzel bir rakam. Galatasaray'ın bu şekilde kaynak yaratarak düzlüğe çıkması gerekiyor. Artık yeni yasaya göre başkanlar kendi dönemlerindeki borçlarından da sorumlu olacak. Yani artık başkanlar kendi kafalarına göre borca giremeyecekler. Umarım bu proje hızlı şekilde gerçekleştirilir. Çıkıldığı için Galatasaray'da umut ışığı. Aleksandro Çıkıldığı hakkında transfer söylentilerin ardı arkasız kesilmiyor. Galatasaray'ın sezon başında 6,5 milyon euroya transfer ettiği Çıkıldığı gösterdiği performansla tartışmaları da beraberinde getirmişti. İtalyan medyasına çıkan son haber ise Galatasaray'ları sevindirecek cinsten. Daha önce Sampdoria'nın çıkıldığı için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmiş. Ardından Florentina'da transfer yarışına dahil olmuştu. Hatta Florentina çıkıldığı izlemek için Fenerbahçe derbisine skat ekibini göndermişti. İtalyan basına çıkan son haberde ise rakam telaffuz edilmeye başlandı. Habere göre Galatasaray Çıkıldao için 10-12 milyon euro talep ederken Sampdoria ve Fiorentina'nın transferi 8 milyon euro karşılığında bitirebileceği aktarıldı. Haber detayında Çıkıldao'nun 2019-20 yazlarında da Fiorentina'nın kapısından döndüğü detayı verildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Çıkıldao 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Mustafa Muhammed de formasına kavuşuyor. Mısır milli takımından sakat döndükten sonra Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Galatasaray golcüsü Mustafa Muhammed bu hafta formasına kavuşuyor. Nevzat Dindar'ın haberine göre teknik direktör Dominik Torrent'in Malatya karşılaşmasında özellikle ileri uçta değişikliğe gideceğini vurguladı. Katalan çalıştırıcının Gomis'i keserek Muhammed'e ilk 11'de şans vereceğini söyledi. Galatasaray'ın daha geçtiğin projesi Sezona Burak Elmas başkanlığında ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde büyük hedeflerle ve gençlik projesiyle başlayan Cimbom, yaz transfer döneminde yaklaşık 26 milyon euro harcamış ve yaş ortalaması düşük, gelecek vadeden bir kadro kurmuştu. Bu sezon o isimler takıma ne kadar katkı sağladı, tek tek inceledik. İşte Galatasaray'ın gençlik projesi. Morotan Sezon başında Stabæk Reş kulübünden 3,5 milyon euro karşına transfer edilen 22 yaşındaki genç futbolcu Morutan bu sezon Süper Lig'de 24 maçta gösterdiği 3 gol, 3 asistlik performansla sınıfı geçemedi. Victor Nelson Sezon başında Copenhagen kulübünden 7 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu Nelson bu sezon Süper Lig'de 31 maçta bir gol attı. Marka ile uyumuyla da sınıfı geçti. Avrupa'da da formayı bırakmayan Nelson'un Galatasaray ile 4 yıl daha sözleşmesi var. Avrupa'da birçok devin peşinde olduğu oyuncunun serbest kalma maddesi de 25 milyon euro. Galatasaray Nelson'u bu rakamdan daha az bir rakama satmayı düşünmüyor. Kerem Aktürkoğlu 2020 yılının Ağustos ayında Galatasaray tarafından bedelsiz olarak transfer edilen 23 yaşındaki genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu bu sezon Süper Lig'de 31 maçta 8 gol, 6 asistlik performansla göz doldurdu. Avrupa'da elemeler dahi 14 maçı çıkan Kerem Aktürkoğlu bu kulvarlarda da 3 gol 3 asistik performans göstererek Avrupa devlerini peşine taktı. Genç oyuncu için en az 20 milyon euro bedel bekleniyor. Berkan Kutlu Sezon başında Alanya Spor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 29 maçta gösterdiği 2 asistik performansla eleştirildi. Avrupa'da da elemeler dahi 12 maçı çıkan Berkan herhangi bir skor katkısı yapamadı. Barış Alper Yılmaz Sezon başında Keçiören gücünden 1,5 milyon euro karşına transfer edilen Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile 5 yıllığına sözleşme imzalamıştı. Kerem Aktürkoğlu patlaması yapması beklenen Barış Alper Yılmaz Süper Lig'de gösterdiği 14 maçta gol veya asist yapamadı. Bu performans tayal kırıklığı yaştan ve taraftarlara Yunus Akgün neden kiralandı sorusunu sordurttu. Genç oyuncunun yeni sezonda bir başka takıma kiralanması bekleniyor. Mustafa Muhammed Geçtiğimiz sezon Zamalak kulübünden 2 milyon euro karşılığında kiralanan sözleşmesinde 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Mustafa Muhammed'in bon servisi devre arasında alınmıştı. Mustafa Muhammed Süper Lig'de 22 maçı çıkarken 6 gol 3 asistlik performansı imza attı. Muhammed Avrupa Ligi'nde ise 7 maça çıkarken herhangi bir şekilde skor katkısı yapamadı. Bomba transfer iddiası Aslan'da Alexis Sanchez sesleri. Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon oldukça güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızı ekibin büyük bir değişime gitmesi bekleniyor. Yeni sezonda başta stoper ikilisi olmak üzere savunma hattının üzerine bir kadro inşa etmek isteyen Cimbom, Hücum hattını zenginleştirecek transferler yapacak. İtalya Serie A devlerinden Inter ile olan sözleşme sezon sonunda bitecek olan Alexis Sanchez ile Galatasaray'ın ilgilendiği yazıldı. Haberin detayında 33 yaşındaki oyuncunun Serie A'da devam etmeyeceği İspanya La Liga veya Süper Lig'de Galatasaray'ın yol tutabileceği ifade edildi. Ayrıca bu transferde Galatasaray'ın en büyük rakiplerinin ise İspanya'dan Sevilla ve eski takımı River Plate olduğu kaydedildi. Bu sezon mavi siyahlı formayla 31 maça çıkan deneyimli futbolcu 7 gol 5 asist üretti. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.